Evet çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz hayat bilgisinde yeni bir konuya geçiş yapıyoruz. Ülkemizdeki farklı kültürler, bunu birlikte okulistik üzerinden işleyeceğiz. Birlikte başlıyoruz şimdi. Bugün okulda epey yorulduk. Şimdi evde biraz dinlenme zamanı. Dede, bir şey sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin Ege. Az önce haber izliyordum ya dede. Bir haberde geçen birkaç kelimeyi anlamadım. Örneğin çadır kent ne demek? Göçmen ne demek? Gelin bakalım yanıma. Oturduğumuz evde nasıl komşularımız varsa ülkemizin de komşuları var. Bazı komşu ülkelerde yaşayan insanlar savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldılar. Ülkelerini yani evlerini mi terk ettiler? Maalesef ülkelerinde yaşamaları artık mümkün olmadığı için canlarını kurtarmak için evlerini terk ettiler. Ülkemizin komşusu oldukları için Türkiye'ye mi geldiler? Bize sığındılar. Ülkemizin sınırlarından girdikten sonra artık onlar bizim misafirimiz sayılır. Ülkelerini terk etmiş insanlara göçmen deniyor. Göçmenlerin ülkemize girince acil ihtiyaçlarının karşılanması ve barınmalarının sağlanması için Kızılay tarafından çadır kentler kuruluyor. Yaralı ve hasta olanlar tedavi ediliyor. Ama evlerini, eşyalarını kaybettiler. Daha çok şeye ihtiyaçları vardır. Biz neler yapabiliriz? Dede, bizim yapabileceğimiz şeyler var mı? Benim iyi yürekli torunlarım, elbette ülkemize misafir olarak gelmiş bu insanlar için pek çok şey yapabilirsiniz. Sizce nelere ihtiyaçları vardır? Yatak, battaniye, giyecek, yiyecek. Çocuklar okula nasıl gidecek? Çocukların okula gitmeleri gerekiyor tabii. O zaman okulda giyecekleri kıyafetlere, ayakkabıları ve kırtasiye malzemelerine de ihtiyaçları vardır. Zor koşullardan geldiler. Pek çok yaralı ve hasta da var. İlaçlara da ihtiyaçları vardır. Bebeklerin mamaya, hatta oyuncaklara bile ihtiyaçları vardır. Ama bu kadar şeyi biz tek başımıza karşılayamayız ki. Okulda öğretmenimizle konuşup tüm arkadaşlarımızın katılacağı bir kampanya düzenleriz. Hatta yardım kampanyası yapacağımızı tüm okula duyurabiliriz. Biz de size destek oluruz. Muhtarla konuşup kampanyaya mahalleden de destek toplarız. Deniz, hemen gidip projemizi yazarak bir plan yapalım. Uygun sözcükleri Evet, videom. boşluklara. Evet çocuklar, şimdi videomuzu izledik. İzledikten sonra birlikte etkinliklerimizi yapacağız. Şimdi burada boşluklara uygun sözcükleri getireceğiz. Savaş ve benzeri tehlikeler nedeniyle başka ülkelere sığınan insanlara ne diyorduk? Videonun başında görmüştük. Göçmen deniyordu, değil mi? Peki, göçmenler nokta nokta karşılaşırlar. Göçmenler hoşgörü, yiyecek, zorluklarla dilimizi, yardım ve yaralı nelerle karşılaşıyorlardı ülkelerinden geldikleri için? Bazı zorluklarla karşılaşıyorlardı, değil mi? Peki bir diğeri göçmenler nokta nokta ya da hasta olabilirler. Yaralı ya da hasta olabilirler. Ülkemize göç eden insanlara karşı nasıl olmalıydık? Gelen insanlara karşı hoşgörülü olmalıydık. Peki, göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamaları için kampanyaları düzenler. Hangi kampanyaları diyebiliriz bunlara? Yardım değil mi? Onlara yardım edebilecek kampanyalar düzenleniyordu. Göçmenlerin giyecek, eşya ve nokta nokta yardımına ihtiyaçları vardı. Ne yardımına? Yiyecek. Ve en son göçmenler nokta noktayı bilmedikleri için sorunlar yaşayabiliyorlar. Başka ülkelerden geldikleri için dilimizi bilmedikleri için sorun yaşayabilirler diyoruz çocuklar. Bu şekilde de bu konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.